süreç aslında. Yani uyanık kalmamız için ve yaşayabilmemiz için uyumamız gerekiyor. Yaşamamız için uyku şart. Yetişkin birinin ortalama 6 ila 8 saat uykuya ihtiyacı var. Ancak düzgün ve kaliteli alınmayan uyku hastalıkların da habercisi. Bazı hormonlar uykuda salgılanıyor. Eğer uyku bozuksa, bölünmüşse, azsa bu hormon yetmezliğine bağlı. Örneğin şişmanlık, örneğin cinsel fonksiyon bozuklukları ortaya çıkıyor. Dikkatte, öğrenmede, hafızada, konsantrasyonda bozulmalar ortaya çıkabiliyor. Hatta uzun vadede depresif belirtiler, sıkıntı, kaygı ortaya çıkıyor. Uyku bozukluklarının en önemli belirtisi gündüz aşırı uyku hali. Bazen geliyor. Ne yapıyorsunuz gelince? Gelince biraz 10-15 dakika kestiriyorum, ondan sonra kendime geliyorum. Gündüz uykunuz geliyor mu? Genelde, evet. Ne yapıyorsunuz o zaman? Kahve içiyorum. Başka yapacak bir şey aklıma gelmiyor ya da niye uyumak. Uykunuz geliyor, peki uyuyamıyor musunuz gece? Gece uyuyorum aslında ama bilmiyorum, belki şeker dengesizliği olabilir. Gündüz aşırı uyku haliniz, uyandığınızda kendinizi yorgun hissediyorsanız bir uzmana gitmekte fayda var. Gündüz yorgunluk ve uykululuk çok önemli bir özelliktir kişiyi uyarmak açısından. Eğer bu varsa bunu işte şekere, ilaca veya başka bir hastalığa bağlamadan önce acaba ben de bir uyku hastalığı olabilir mi diye düşünmek lazım. 17 Mart Dünya Uyku Günü kapsamında basın toplantısı düzenleyen uzmanlar gündüz aşırı uykulu durumun yaşamı tehdit ettiğini vurguladı. Uykululuk halinden dolayı ortaya çıkan kaza. Gündüz uykusu özellikle de çalışma hayatını yakından ilgilendiriyor. İş kazalarının nedenlerinden biri de uyku. Ülkemizde her 5 trafik kazasının birinin nedeni direksiyon başında uyumaktan kaynaklanıyor. Gündüz uykunuz geliyor mu? Biraz geç yatıyoruz biz. Yani az yatıyoruz yani. Gece 3'te kalkıyorum, akşam 3'te araba veriyorum, erken yatıyorum. Tabii gündüzde bazen arabada uykum geliyor. Uykumuz geldiği zaman çekiyoruz arabamızı bir kenara, bir 10 dakika, 15 dakika falan gözlerimizi dinlendirip devam ediyoruz.